yaptı mı? Tamam. Yok, o biraz kaldı. He. Şeyini ayarlayalım. Evet. Yem olarak ne kullanıyorsun? Maşallah. Hadi rastgele. Mısır. Valla çok güzel. Nasıl kullanıyorsun? Dur atamayız da kafamıza dolu. Neyse. Onu atsana bir şey. Ha bu oldu sayın var. Çok güzel oldu. Ooo 100 metre koydum. Süper. Hazır. Aksaray bugün Ortaköy ilçemize bağlı Kültepe Barajımızın göletindeyiz. Birincisini düzenlediğimiz sazan balığı tutma yarışması. Şu anda organizasyon bu şekilde. Tabii bu yarışmamız Aksaray Valimizin himayesinde. Aksaray Ortaköy Kaymakamlığımız, Ortaköy Belediye Başkanımız, Aksaray Belediye Başkanımız, Başkanımız, Aksopter ve İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla yapılıyor bu yarışma. Şu anda 100 tane yarışmacı var burada. Yarışmacılarımız iki dalda yarışıyorlar. En fazla, en fazla balık tutan ve en uzun balık tutan. Limit üstü balık tutan. Bu da yönetmeliklerimiz öyle 40 santim. Tabii buradaki amacımız şu. Bu amatör olta balıkçılığını sevdirmek, vatandaşlarımıza bunu sevdirerek geliştirip burada bir farkındalık oluşturup aslında göl ve göletlerimizdeki yasak dönemlerdeki avlanmanın bir duyurusunu yapmak, yasak dönemde avlanmamamız konusunda bilgi vermek. Çünkü ilimizde 15 Mart, 15 Haziran dönemlerinde her türlü balık avcılığı yasak göl ve göletlerimiz. Burada da vatandaşlarımızı çağırarak ve yarışmacılarımızı birlikte güzel bir ortamda bir yarışma düzenliyoruz. İnşallah geleneksel hale getirip yarışmamızı devam ettireceğiz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, dernek başkanı da yanımızda. Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Biz Aksopter, Aksaray Sportif Olta Balıkçılar Dernek Başkanıyım ben. Aksaray'da ilk defa düzenlenen güzel bir organizasyon balık tutma yarışması yaptık. Ortalama 6 ilden katılımcımız oldu. 50 takım, ikişer kişiden 100 kişilik bir ekibimiz var. Yarışmacılarımız var. Yarışmamız iki kategoride bir büyük, en büyük balık ve en çok balık şeklinde kategori yaptık. Özel sponsorlarımız var, özel hediyelerimiz var. Bunu yapmamızın amacı yürütülebilir, geliştirebilir bir olta balıkçılığı. Gelecek nesiller için güzel 21 tane göletimizle balık tutmayı, çocuklarımızı aşılama ve güzel bir gelecek için böyle bir organizasyon yaptık. Organizasyonumuzda da katılım çok güzeldi. İnşallah bundan sonra devamını yapacağız. Kaymakamım, Tarım Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu organizasyon ilçemiz açısından da çok güzel karşılandı. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hem bir güzel hafta sonu geçiriyoruz burada. Hem de ilçemizdeki balıkçılığa insanlarımızın bilinçlenmesi anlamında da katkı veriyor arkadaşlarımız. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, başkanım sizden de bir kısa değerlendirme alalım. Öncelikle İl Tarım Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyon gerçekleştirdi ve bu organizasyonu da Ortaköy ilçemize yaptıkları için. İnşallah bu bir başlangıç olur. Her yıl şu an tabii ilk yıl olmasına göre katılım gerçekten yüksek. Bundan sonraki yıllarda daha yüksek olacağına inanıyoruz. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ve katılan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Nasıl yarışmayı nasıl buldunuz bari söyleyin. Valla çok güzeldi. Elinize sağlık. Güzel mi yarışma? Güzel dernekli sağ olsun derneğim. Burada başkanım gel. Biraz geniş kanal. Derneğimizin çok emeği var Caner Bey. Yönetim kurulu üyesini. Kaç kişi geldiniz? Gel Caner. Biz iki aile, üç erkek. Doktorumuz da Şadman Hanım da burada balık tutuyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Organizasyon çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Derneğimize, başkanlara, sayın valimize, tarım il müdürümüze, İsrafil Bey'imize hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyondu. Gece iyi geçti. Hava da iyiydi. Bizden yanaydı. Balık da çok inşallah. Ama balık tutamadık maalesef. Balık tutamadık. Ona da kısmet diyoruz artık. Evet. Rastgele. Rastgele evet. Evet rastgele. Rastgele. Var mı? Tekiyle zor değil mi ya? Yani yarışma kuralı koymuşlar ya. Öyle mi? Evet hocam, oltanızı attınız, balık tutuyorsunuz, kolay gelsin rastgele. Sazan balığı varmış burada ama sazanlar sazan gibi atlamıyor. Atlamıyor değil mi? Onu fark ettik. Ya nasip. Evet, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. 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 Tebrik ediyorum Sayın Valimiz. Çıkaralım geri Ertuğrul bıraksın Sayın Valimiz. Evet Sayın Kaymakamım.
Hayırlı olsun. Sağ ol. Kısmetimizde varmış balık. Evet, kısmetinizde varmış. Evet, teşekkür ederiz. Heyecanlı, keyifliydi. Tabii bunu geri bırakırız. Evet, bunu geri bırakırız. Evet, gerisi ya. Gelin buraya. Ne? Bizim bakanımızın amacına uygun bir durumda bu işler. Limit altı tutunca bırakmamız. Evet, tekrar bıraktınız. Evet, limit önemli altı olan da bu. Evet. Kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Boy yasağına, kurallarına uymamız gerekiyor. Spor balıkçılık önemli. O yüzden biz de bu tuttuğumuz küçük balığı bıraktık. Büyüyecek bir evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, düzenlemiş olduğumuz birinci sazan balığı tutma yarışması Aksaray ilimizde ilk defa düzenlenen bir yarışmadır. Bundan sonraki yıllarda inşallah çok daha güzel ve kapsamlı yarışmalar düzenleneceğini size bu görüntüye bakarak şimdiden garanti ediyorum. Şimdi saygıdeğer konuklar, bu tür yarışmaların düzenlenmesindeki maksat insanlarımızı doğayla buluşturmak, ülkemizde çok büyük öneme sahip olan baraj, göl ve göletlerimizdeki doğal ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak, spor Türk balık avcılığı konusunda farkındalık yaratmak ve en önemlisi ise ilimizin tanıtımına bir miktar da olsa katkıda bulunmaktır. Yarışmamızın formatı ve detaylarıyla ilgili uzun bilgileri, daha açıklayıcı bilgileri dernek başkanım size verecektir. O yüzden ben bu konuda fazla bahsetmek istemiyorum. Şimdi tüm sportif balıkçılar adına ve yarışmacılarımız adına konuşmalarını yapmak üzere dernek başkanım Sayın Taner Yiğit'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamakım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Müdürüm, Sayın Rektörüm, değerli STK başkanları ve değerli yarışmacılarımız. 2019 yılında kurduğumuz AKSOKTER, Aksaray Amatör Sportif Orta Balıkçılığı Derneği'ne 5. ayda kurmuş bulunmaktayız. Aksaray'da ilk olan bir derneğimiz. İlk defa biz sazan tutma yarışması, hatta balık tutma yarışması yaptık. İl Tarım Müdürümüzün sayesinde. Derneğimizdeki en büyük gayemiz çevre ve doğaya karşı bilinçli insanlar, bilinçli çocuklarımızı yetiştirmek, balıkçılığımızı yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir bir balıkçılık yapmak için bu derneğimizi kurduk. İlimizin tanıtımı için de çok önemli bir faaliyetlerde bulunuyoruz. Mesela bugün organizasyonumuza ortalama 6 ilden, Sivas'tan, Ankara'dan, Kayseri'den, Kırşehir'den, Konya'dan ekiplerimiz katıldı. Onlar ilimiz için de tanıtım için güzel bir organizasyon oldu. İnşallah bundan sonra da güzel organizasyonlar, faaliyetler göstereceğiz. Bu organizasyonda bize sürekli desteğini sağlayan İl Tarım Müdürümüz Sayın Bülent Sakal Bey'e teşekkür ediyorum. Mustafa Başkanı ve Müdürüme teşekkür ediyorum. Ortaköy Belediye Başkanımıza, Valimize, Aksaray Belediyesi'ne katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara ve buraya gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Başkanımıza bu değerli konuşmalarına verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Bülent Sakal'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Müdürüm. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, kıymetli hazırım ve amatör balıkçılığa gönül vermiş değerli avcı dostlarımız, birincisi üzerinde sazan balık tutma yarışması, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ilimizde 3 adet baraj, 18 adet de göl gölet bulunmaktadır. Barajlarımızın 2 tanesinde kiralama yoluyla ticari balık avcılığı yapılmakta, göl ve göletlerimizde ise yasak olmayan dönemlerde amatör orta balıkçılığı yapılmaktadır. Bu göl ve göletlerimize müdürlüğümüz tarafından her yıl ortalama 100 bin adet yavru balık bırakılarak ilimizdeki balık popülasyonu ve çeşitliliği de korunmaktadır. İlimizde 15 Mart, 15 Haziran dönemleri arasında kiralama yapılan barajlar da dahil tüm göl ve göletlerimizde balıkçılık avlanmaya yasaktır. Her türlü balık avcılığı yasaklanmıştır. Her türlü ağ ve benzer avcılık malzemeleri avlanmakta yasaktır tüm serbest olan dönemlerimizde. Özellikle vatandaşlarımızdan
özellikle serbest dönemlerde ilimizdeki balık popülasyonunun azalmaması için yasak dönemlere dikkat etmesini rica ediyoruz. Bugün burada birincisini düzenlediğimiz sazan balığı tutma yarışmasındaki amacımız bir farkındalık oluşturup ilimizdeki olta balıkçılığı vatandaşlarımızı sevdirmek, geliştirmek ve bunu bir amatör spor haline getirmektir. İnşallah bu yarışmayı da gerekli hale getirirsek bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Ben bu vesileyle bu yarışmayı himayesinde yaptığınız Sayın Valimize, yarışmaya maddi manevi destek veren Ortaköy Kaymakamımıza, Aksaray Belediye Başkanımıza, Ortaköy Belediye Başkanımıza, Aksoktör Başkanı Yönetim Kurulu üyelerimize, sponsorlara, yarışmacı arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarıma, basın ve spor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve konuşmamı müdürlüğümüzün sloganı bitirmek istiyorum. Aksaray'ımız üretiyor, ülkemiz kazanıyor. Teşekkür ederim. Sayın Müdürümüzün değerli konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli misafirlerimiz, biz bu yarışmada beklediğimizin üstünde bir talep oldu yarışmacı olarak. Diğer illerden yaklaşık 250 yarışmacı, daha doğrusu 250 takım bize başvurdu. Ama dernek yönetimimiz bunların içerisinde belli bir eleme ve seçme yaparak 50 takım, yani 100 kişilik bir yarışmacı grubu belirledi. Neden 250 kişilik grubu belirlemedik de 100 kişilik grubu belirledik derseniz, yarışmalarımız ancak bu kadar kısıtlıydı. Her iki yarışmacıya 10 metrelik bir alan olmak üzere yaklaşık yerleri belirledik ve dün saat 6'da start verdik. Starttan sonra bazı yarışmacılarımız oltalarını attılar ve balıklarını tuttular. Bu gece sabaha kadar buradaydılar. Amatör balıkçılarımızın her türlü teşkilat ve tertibatları var ve son derece de profesyonel avcılık yapıyorlar. Ayrıca burada kurumumuz ve buradaki yetkililer adına bütün balıkçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü limit altı tuttukları bütün balıkları suya geri iade ettiler. Biz amatör balıkçılardan istediğimiz zaten de buydu. Bunu da bizatihi uygulama olarak gösterdiler. Hepinizin adına balıkçılarımıza burada teşekkür ediyorum. Tabii bu yarışmanın sonunda elbette ödülü hepsi hak etti. Mutlaka hepsi buradaki en kıymetli ödüllere layıklar. Ama her yarışmada olduğu gibi bu yarışmada mutlaka birinci ve ikincisi olacak. Biz yarışmacıyı derneğimizle birlikte oturarak iki kategoride düzenledik. Birisi en büyük balığı tutan yarışmacımızı ödüllendirecektik. Birinci, ikinci ve üçüncü sıraya giren. İkincisi de en çok balığı tutan yarışmacılarımızı ödüllendireceğiz. Şimdi burada sizlerin de huzurunda bu kategoriye giren arkadaşlarımızı nasipse burada birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü ilan ederek ödüllerini takdim edeceğiz. Şimdi ilk önce en büyük balık tutan kategoride yarışmamıza ödülümüzle devam edeceğiz. Ve ödüllerimizi de her zaman olduğu gibi, bütün yarışmalarda olduğu gibi biz de o sistem üzerine yapıyoruz. Üçüncüden başlayarak birinciye doğru ödüllendireceğiz. Şimdi en büyük balık yarışmasında üçüncü ve ikinciyi belirleyebilmek için tesadüftür ki iki tane balığımız tutulmuş. 40 santim ve 770 gram ağırlığında iki tane ekibimiz aynı ağırlıkta ve aynı büyüklükte balık tutmuşlar. Dolayısıyla burada üçüncü ve ikinciyi belirleyebilmemiz için bir kura çekmemiz gerekiyor. Sayın Vali Yardımcımız Mustafa Türkçen Bey'e bir kura çekmesi için ricada bulunacağız. İki tane alternatif var. Diğer alternatif isterseniz balıkçılar kendisine de çektirebilir. Ama Sayın Valimiz. Bir şey olabilir. Numara noktalar valim de. Numara noktalar isim olarak belli değil şu anda. Bunlar kendileri. O zaman Sayın Valim şöyle yapın. Kendileri mi çekilir? Numaraları verir misin? Kendileri çeksin. Öbürünü valimle çeksin. Öyle şey var. Ömrümden numara var. Tamam. Evet. Tamam, özür diliyorsan bak. O zaman balıkçılarımızın kendilerini çektiğini, isimlerini okuyalım hemen. Ramazan Magat, Özge Magat grubu, yarışma grubu ve Metin Korkmaz ve Mustafa Sankel. Konya'nın grubumuz, Konya'daki arkadaşlarımız. Ve misafirlerimize de biraz bir şey istiyor. Evet, kurayı çektiriyor. Bir ve iki numara yazılı, hangisi?
Evet. Ramazan Magat, Ölge Magat yarışma grubu ikinci. Metin Korkmaz ve Mustafa Son Keleş grubu da üçüncü oldu. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Şimdi üçüncü olan arkadaşlarımızın ödülünü vermek üzere Ortaköy Belediye Başkanımız Sayın Ali Rıza Özdemir Bey'i kürsüye davet ediyor. Sayın Belediye Başkanımıza ve yarışmacı arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İkinciliği alan Ramazan Magat ve Özge Magat grubunun ödülünü almak üzere davet ediyorum ve ödüllerini vermek üzere kaymakamımız Sayın Fatih Görmüş Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Fatih Bey. Teşekkür ediyorum. Yarışmacılarımıza bundan sonra fiyatlarını kayıtlı kolayında başarılar diliyoruz. Evet. Yarışmamızın birincisi 12 numaralı yarışma alanında yarışan Erdem Ozan ve Ersin Ozan. Ödülleri almak üzere davet ediyor. Ödüllerini vermek üzere Sayın Vali Adını Mustafa Türksan Bey'e kürsüye arz ediyor. Birincimize firmamızın, sponsor firmamızın ayrıca ödülleri var. Renat Kart firmamızın. Bu arada sponsorları Renat Kart firmamıza ve ikilerine kendilerini de yarışmaya da katıldılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Yarışmada arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Evet, şimdi ikinci kategoriye geçiyoruz. İkinci kategoride arkadaşlar ikinci ve üçüncülüğü belirleyebilmek için aşağı yukarı bütün yuvarlarda herkesin balıkları var. Bir haksızlık olmasın diye şöyle bir uygulama yaptık. Bütün ödül alınmayan diğer balıkçılarımızın arasından kura çekerek ikinci ve üçüncülüğü belirleyeceğiz. O vesileyle önce birincimizin ödülünü takdim edelim. Daha sonra ikinci ve üçüncülüğü için kura çekelim. En çok balık tutma yarışmasında sıralamaya giren Mustafa Kılıç ve Abdülkadir Kılıç yarışma grubunu ödülünü almak üzere davet ediyor. Ödüllerini vermek üzere yarışmamızda emeği çok olan ve bize her türlü imkanı sağlayan Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Bülent Sakal Bey'i davet ediyor. Sayın Müdürüme teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, şimdi torbamızın içerisinde bütün balıklarımızın numaraları var. Numaralar isimler bizde. İkinciyi çekmek üzere Sayın Valimiz, teksin kızımız. Bir tane.
tane. Bir tane kızım, bir tane. Bir tane. Çek. Tamam. Kaç mı? 12. 12 numaralı yarışmacımız. Ersin Ozan. Onlar şey. Onlar yarışmanın içerisinde bir çekti. Adam her yerde birinci. Sayın var, her yerde birinci. 33. 33 numaralı yarışmacımız. Mehmet Sağlam, Muhammed Şahin. Mehmet Sağlam, Muhammed Şahin. En çok tutan en çok para tutan yarışmasında, ben kategorisinde ikinci olan arkadaşlarımız. Ödülünü vermek üzere. Sayın Rektör Hocamız Yusuf Şahin Hocamı ödülünü vermek üzere davet ediyorum. Yarışmacı grubunu tebrik ediyorum. Hocama da teşekkür ediyoruz. Şimdi yarışmacının üçüncüsünü tekliğin burasını çekiyoruz. Çevre Şehircilik İl Müdürü'nün Sayın Yusuf Bey'e çektirelim. Bu kadar tesadüf olur. Hocam Hatay'da ve Hatay plakasını çekti. 31 numaralı yarışmacı. Mevlüt Köse, Murat Açıkel. Burada kalmış. Arkadaşlarımızın ödüllerini vermek üzere dernek başkanımız Sayın Caner Yiğit'i davet ediyorum. Evet kıymetli misafirlerimiz, dereceye giren tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Şimdi de plaket takdimine geçiyoruz. Yarışmamıza yapmış olduğu katkılarından dolayı Aksaray Valiliği adına plaket almak üzere vali yardımcımız Sayın Mustafa Tükçan diye davet ediyorum. Hediyesini takdim etmek üzere Aksaray Başkanı Sayın Caner Bey'i kürsüye alıyorum. Başkan devamını bekliyoruz inşallah. Köşe titresine takdim edilen Tarım İl Müdürlüğümüzün özel baskılı bardağıdır. İnşallah özel günlerde çay içmek dileğiyle takdim ediyoruz kendilerine. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bizlere ev sahipleri, bize ev sahipliği yaparak burada çok güzel bir şekilde ağırlayan Ortaköy Kaymakamımız Sayın Fatih Gümüş Bey'e hediyesini takdim etmek üzere Sayın Vali Yardımcımız Mustafa Tükçel Bey'e davet ediyorum. Çok özür dilerim Sayın Vali. Sayın Valim çok teşekkür ediyorum. Ama gençliğinize güvenerek böyle yaptık Sayın Valim. Evet. Kıymetli misafirler, bu gördüğünüz alanın temizlenmesinde, buraya bu kadar itfaiyenin gelmesinde, bu kadar sosyal ülkeyi sağlayan, her türlü altyapıyı sağlayan kıymetli belediye başkanımız hepiniz adına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda derneğimiz tarafından kendisine bir plaket takdim edecek. Plaketini almak üzere Sayın Belediye Başkanımızın kürsüye arz ediyorum.
Plaçek'in takdim ettiği cephede il müdürümüzü kabul edin. Buyurun size. Sayın Müdürümüzü, Sayın Başkanıma teşekkür ediyoruz. Sayın İl Müdürümüzü bırakmıyoruz. Bu yarışma yaptığı katkılardan dolayı Sayın İl Müdürümüze derneğimiz adına teşekkür ediyorum. Plaketini almak üzere, görmek üzere Sayın Rektör Odamız Üstü Şahin Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Program sunanlarda kendisine tehdi edilen plaketi takdim eden kişilerimiz herhalde ben olmalıyım. Sağ olsun dernek üyeleri bu konuda bize de şey görmemişler, bize bir plaket takdim etmişler. Yönetim kurulu üyelerinden Zülküf Manat Bey bize bir plaket takdim eder. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. Köylerimiz tarafından bir plaket takdim edeceğiz ilk hocamıza. Plaketini almak üzere hocamızı kuraya davet ediyorum. Ve plaketini takdim etmek üzere de iyi bir duyuruz burada hazırlar. Hocam Aksaray Üniversitesi adına. Ben hiçbir şey yapmadım mı? Sadece o kalktım yani. Tamam yakaladın ya. Protokoldan ortadan tek kişi olduğum için herhalde. Evet. Arkadaşlar bu yarışmada dediğim gibi 20 yarışmacıya bir iki tane hakemimiz vardı. Hakem heyetimiz vardı 10 kişilik. Hakem heyeti adına ta Sivas'tan buralara kadar gelip yarışmamıza katılan bizden emeklerini esirgemeye hakem heyetinde de çok başarılı bir şekilde görev yapan Sayın Ekrem Kılıç Bey'e yönetim kurulu üyesi Cemal Kabal tarafından plaket takdim edilecek. Ekrem Kılıç Bey'i buraya davet ediyorum. Evet, her yarışmada olduğu gibi bizim yarışmanın da bir ağası var. Sağ olsun ağamız da burada kendileri. Organizasyonun ana sponsoru Ankara'da kurulu bir firma. Cenab-ı Kalp firması sahibi Muhammed Yılmaz Bey'i plaketini almak üzere davet ediyorum. Plaketini takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Mehmet Arıbaş. Şöyle gelin. Evet kıymetli misafirlerimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından özel baskılı bardaklarımız yaptırdık. Bunu da kurum müdürlerimizi buraya davet ederek kendilerine çam sakızı çoban armağanı birer bardak sunmak istiyorum. Sayın müdürlerimizi böyle alabilirsek. Ben çay içeceğim bunu.
Şöyle fotoğraf alalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Çok geniş oldu ama. Evet. Evet kıymetli konuklar, sayın valim müsaadenizle yarışmamız burada ve ödül törenimiz burada sona erdi. Yan tarafta bir hatıra fotoğraf çekildiğiniz pankartımız var, onun önünde. Yarışmayı düzenleyen tüm kurumlar adına buraya kadar zahmet edip gelen tüm yarışmacılarımıza, misafirlerimize, her bir kurum adına, her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki nice güzel yarışmalarda buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum. Ve Ortaköy Belediye Başkanlığımızın bir yemek ikram olacak. Lütfen kimse sahadan ayrılmasın. Ayrıca yan tarafta bir hatıra fotoğrafı çekileceğimiz pankartımız var. Bütün misafirlerimizin fotoğraf çekilmesi.